Evet. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Non-close konusundan sonra bağlaçlar konusuyla hemen vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Şimdi öncelikle iki tane şeyi belirtmek istiyorum bağlaçlarla ilgili olarak. Bir şu. Bağlaçlar konusu değişik gramer kitaplarında değişik isimlerle geçer. Bazıları linker diye kullanır. Bazıları conjunctions diye geçirir. Bazıları da adverbial clauses diye geçirir. Ben hani terimlerin içerisinde boğulmayı çok sevmiyorum açıkçası. Bunların hepsi de ee, şu veya bu şekilde bağlaçlardır. Yani bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Çok fazla farklılıklarına girmemek lazım. Yani bu konumuz bağlaçlar. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Yani bu bağlaçlar konusuna sadece bir grammar konusu olarak kesinlikle bakmamak lazım. Siz e, herhangi bir tekste okumaya kalktığınız zaman İngilizce'de isterse çok kısa bir tekst olsun yani tek paragraftan oluşuyor daha iyi olsun içinde en az 10 tane linker kesinlikle göreceksiniz. O yüzden bu bağlaçları en azından liste olarak böyle anlamlarını tek tek biliyor olmak sizin çok ciddi anlamda hayatınızı pek çok yerde kolaylaştıracaktır. O yüzden bunu sadece grammar konusu olarak görmeyelim. Bu bağlaçların her birinin anlamını tek tek böyle kağıtlara mı yazıyorsunuz artık? Yani ne tür ezberleme yöntemleri kullanıyorsunuz bilemiyorum. Ama bir şekilde bir ezberleme yöntemi kullanarak bu linkerlarda kesinlikle boşluk bırakmayın yani bütün kelimelerin anlamlarını çok iyi bir şekilde biliyor olun diyeceğim. Şimdi hemen vakit geçirmeden, e, vakit kaybetmeden bir bağlaç türlerimizle bir başlayalım. <laughs> Şimdi İngilizce'de ana olarak 3 tane bağlaç türü var. Yani bağlaçlar ana olarak 3 farklı şekillerde kullanılırlar. Önce bir bunu bir e, bundan bir bahsedelim. Birincisi <laughs> bağlaçların doğrudan iki tane cümleyle kullanıldığı yerler. Linker artı subject verb object ve virgül ve yine subject verb object. Şimdi bu aslında en yaygın linker türüdür. Yani biliyorsunuz şu bağlaç şu cümleyi etkiler bu bağlaç türünde ve buna biz yan cümlecik deriz clause yani işte adverbial clause dedikleri bu işte hani cümlecik olmasının esprisi buradan kaynaklanıyor yani çünkü linker'a bağlı olduğu için ana cümle değil bu. Ana cümlemiz de burada. Şimdi ana cümlemiz burada olduğu için işte ne oluyor? esas mesaj ana cümle üzerinde olmuş oluyor bu linker türünde. Ama sonuçta bu linker çok ciddi bir anlam taşımış oluyor. Mesela şu cümlede when the storm rose on the water they had to rush to reach the shore safely cümlesinde fırtına suda yükseldiğinde aceleyle işte shore kıyıya varmak için güvenli varmak için acele etmek zorunda kaldılar. Şimdi bizim ana mesajımız acele etmek zorunda kaldılar kıyıya güvenli ulaşmak için onlar. Ama burada yan mesaj, yan cümlecik burada e, sebebi neymiş bunun ya da ne zaman olmuş bu? Storm bu, suyun üzerinde yükseldiği zaman, fırtına yükseldiği zaman. Bu yan cümlecik olmuş oluyor. Bu da ana cümlecik olmuş oluyor. Yine subject verb object olarak ayrım yapacak olursak burası bizim subjectimiz. Burası bizim verbimiz. Burası da objectimiz olur. Şurası olduğu gibi Adverbial clause olarak kabul edilir. Yan anlamı taşır. Even though he was getting angry, bakın burada yine sinirleniyor olmasına rağmen sesi sakin kaldı. Yine bizim burada mesajımız o kişinin sesinin sakin kalması, değil mi? Ana mesaj bu ve burada da sinirleniyor olmasına rağmen diyor. Şimdi burada çok önemli bir nokta ana cümleyle yan cümlenin yeri değişebilir. Yeri değiştiği zaman aradaki virgül kalkar. Yani şurası olduğu gibi parantez içerisinde olan yer olduğu gibi arkaya bu arkadaki ana cümlede öne gelebilir. Ee, tek şey farklılık bu aradaki virgül o zaman ortadan kalkıyor. Yani şöyle bir cümle mümkündür. They had to rush to reach the shore safely when the storm rose on the water. Ya da his voice remained calm even though he was getting angry. İkisi de tamamen aynı anlamlara gelir. Şimdi bu birinci bağlaç türümüz bizim. Yani cümleyle kullanılanlar. Ee, i̇kinci bağlaç türümüz çok güzel. Şimdi biz hani hep isim diyoruz. isim isim, isim ama sadece isim değildir bu. İsimlerle kullanılan bağlaç türleri yani linker artı noun virgül ana cümlemiz. Ama bu linker artı noun clause da olabilir. Linker artı noun artı relative clause da olabilir. Ya da linker artı verb ing de olabilir. Sonuçta Şunların tamamı yani bunların tamamı son tahlilde isimdir. Yani hani clause olması bunun isim olması özelliğini yitirtmiyor. Ya da relative close ile tanıtılmış olması bir ismin e, bunun isim niteliğini kaybettirtmiyor. Ya da verb ayıncı zaten isim yapmaya yarıyor. Şimdi bunlara örnekler verelim. Mesela despite a bright start, Manchester United lost the match. Yani parlak bir başlangıca rağmen Manchester United maçı kaybetti diyor. Şimdi burada direkt noun kullanılmış. Sıfatla tanıtılmış tabi. Ama noun kullanılmış sonuçta. Start. Start burada başlangıç anlamında. Şimdi bakınız. Despite what others say. Bak bu çok güzel bir cümle. Şimdi diğerlerinin dediklerine rağmen. I still think Liam is a nice guy. Yine de Liam'ın iyi birisi olduğunu düşünüyorum. Bakınız arkadaşlar burada yeni bir subject, yeni bir verb var. Ama dikkat buyurun. Burada bir what olduğu için bu bir noun clause'dur. İsim cümlecidir. O yüzden de isim cümleci olduğu için son tahlilinde bir isimdir. Yani mesela despite what others say dediğimiz gibi despite what you think about me ...despite what you think about me. Uh, in spite of how they reacted. Mesela bunun gibi noun clause'lar da olabilir. Ya da... ...despite the fact that... ...I love him so much. Mesela bakın uzunca oluyor ama fark etmiyor. The fact that sonuçta noun clause yapmaya yarıyor. Noun clause'lar da bu şekilde kullanılabiliyor. Despite the storm that hit the coast. Bakın yine... ...önce bir noun gelmiş... Daha sonra that hit the coast. Yani sahili vuran kasırgaya rağmen. Şimdi bazı öğrenciler bunun böyle uzunluğuna bakıp hocam bu çok uzun. O zaman bu bir cümle. O zaman ben burada despite değil hani although kullanacağım diyor. Yanlıştır. Amman ha. Burası bir relative clause olduğu için sonuçta bu bir sadece noundan oluşuyor. Yani burada aslında despite the storm diyor fırtınaya rağmen. We are expecting high numbers of Tourists. Bir yüksek sayıda turist bekliyoruz. Bunu relative clause ile yapmış. Ve son olarak despite winning the championship şampiyonluğu kazanmasına rağmen last season ended in disappointment for them diyor. Ee, şampiyonayı kazanmasına rağmen. Yani biz burada noun dediğimiz zaman bir sürü şeyi kastediyoruz ama bunların hepsi de son tahlilde noun'dur. Ve bu bizim ikinci ana bağlaç türümüzdür. Yine burada ana cümleyle yan cümle yer değiştirebilir. Yani şu despiteli yapıların hepsini sona atarsınız, virgülü de kaldırırsınız. Yani Manchester United lost the match despite a bright start. Linker'lar her zaman kendilerine sonra gelen kısmı bağlarlar. Buraya sizin ekleme yapmanız gerekiyor. Bunu buraya ekleyeceğiz, değil mi? Şimdi üçüncü bağlaç türümüz de bunlara cümle bağlaçları deniliyor çünkü. Bunlar bağımsız hareket eden bağlaçlardır. Senin önce bir full bir cümlen gelir. Full cümle ama bak bir bütün cümle gelir. Sonra noktayı koyarsın bitirirsin yani o full cümleyi. Sonra linker gelir kocaman virgül gelir sonra ikinci bir cümle gelir. Ya da noktalaması değişebilir. Bir tane ana cümle gelir, noktalı virgül gelir, bağlaç gelir, virgül gelir ve ikinci bir cümle gelir. Bakın bu birinci bahsettiğimiz bağlaç türünden farklı. Burada bu bağlaç türünde şu bağlacı anlamsal olarak şu cümleye yükleme yapmıyorsun. Bunların üçü ayrık olarak duruyor. Cümle, bağlaç, cümle. Yani anlamsal olarak yükleme yapmıyorsun ona. Ama birinci bağ, bağlaç türümüzde baştaki bağlacı cümleye arada virgül olmadığı için direkt bağlama yapıyordun. When the storm hit the coast diyordun mesela. Hani sahile fırtına vurduğunda diyordun. O dığında dindekini o cümleyle birleştiriyordun. Burada birleştirme yok. Bunların üçü ayrı öğeler. Şimdi ne kastettiğimizi göstereceğim şimdi. We could not get enough funding. Yeterince fon elde edemedik. Therefore we had to abandon the project. Bu yüzden de projeyi terk etmek zorunda kaldık ya da şöyle olabilir e, noktalı virgülle we could not get enough funding noktalı virgül therefore virgül we had to abandon the project böyle de olur yani bunlar birbirinden tamamen bağımsız e, ifadeler bunlara cümle bağlacı deniyor yani iki tane birbirinden ayrı cümleyi ortada birbirine bağlıyor şimdi bu bizim üçüncü bağlaç türümüzdü şimdi e, üç ana bağlaç türü var bir de bu kategorizasyonun dışına çıkan bağlaçlar var. Onlara ben paralellik gerektiren bağlaçlar diyorum. Şimdi bu paralellikten anlatmak istediğimiz bağlacın ilk kısmına Bağlacın ilk kısmı var, bir de ikinci kısmı var bunda. Bağlacın ilk kısmına sıfat getiriyorsan, ikincisine de sıfat getireceksin. İlk kısmına zarf getiriyorsan, ikincisine de zarf getireceksin. İlk kısmına noun getiriyorsan, ikincisine de noun getireceksin. Yani paralellikten burada kastımız bağlacın iki ayrı kısmına aynı e, yapı türünü koymaktır. Şimdi bu şekilde bu sınıflandırmaya girecek bağlaçların sayısı zaten az. Şöyle ki Birincisi both and not only but also. Bunlar olumlu anlama sahiptirler ve hem hem de yalnızca o değil ayrıca bu gibi anlamına sahip artı ekleme yapmak için kullanıyorsun yani. Neither nor olumsuz anlamı vardır. Bu da ne ne de yani ne şu kişi ya da ne de şu kişi anlamlarına geliyor. Ve son olarak either or ya ya da anlamına geliyor. Ne olumludur. ...ne de olumsuzdur. Ortada... ...ya ya da anlamına sahiptir. Hemen bakalım... ...örneklere. Bakınız mesela not only diyorsan... ...not only the players... ...but also the coach. Yani not only'den sonra noun getiriyorsan... ...but also'dan sonra da ne getireceksin? Noun getireceksin. Were in a bad mood. Sadece oyuncular değil... ...coach da kötü bir moddaydı. Yesterday... ...I both watched TV and did my homework. Hem televizyon izledim hem de ödevimi yaptım. Dün. Yani şey de getirebiliyorsun. Verb ve object de getirebiliyorsun. Bakın both'tan sonra ne gelmiş? Verb object gelmiş. And'ten sonra ne gelmiş? Yine verb ve object gelmiş. Yani böyle de olabiliyor. Full cümle bile getirebiliyorsun. Bakınız. Either ya he forget about the meeting ya toplantıyı unuttu or He didn't come deliberately ya da kasten gelmedi. Yani hani full cümle de getirebiliyorsun. Neither Sally nor Simon can swim well. Ne Sally ne de Simon yüzebiliyorlar. Yani ikisi de yüzemiyor. Şimdi burada sorun yoktur diye tahmin ediyorum. Çoğunluğu zaten bildiğimiz bağlaçlardır. Ee, önemli bir nokta. Bir de cümle sonunda kullanılan either vardır. Bu şekliyle either ifadesi to ile eş anlamlıdır. Fakat either olumsuz cümlelerle kullanılır. Yani to'yu biz cümle sonunda kullandığımız zaman ben de diyorduk ya o da filan diyorduk ya. Either'ı da cümle sonunda kullandığımızda o da ben de demek. Ama olumsuz ifadelerde. Şimdi bunu ne demek istiyoruz? Şöyle. Ee, Cümlemiz geliyor. Olumlu bir cümle. To kullanıyorsun. Olumlu cümlede de da anlamında. Olumsuz cümlede de aydır. De da anlamında. Mesela I liked the film. Ben filmi sevdim. I liked it too. Ben de sevdim. Ama kişi diyorsa ki I didn't like the film. Sen ne diyeceksin? I didn't like it either. Çünkü burada olumsuz bir ifade var. Ben de sevmedim diyeceksin. Karşıdaki insana katılıyorsun yani. Ama olumsuz bir ifadesine katılıyorsun. Bu konu çok net bir konu aslında arkadaşlar. Yani hani cümlen olumsuzsa either kullanacaksın. Bitti. Yani hani bu kadar net. Olumluysa da to'yu kullanacaksın. Yine bu either'la ilgili önemli bir nokta daha. Either or yapısı olumsuz cümlede kullanıldığında ne ne de anlamını verir. Bu olumsuz cümleden kastımız az önceki gibi değil. Şimdi göstereceğim ne olduğunu. Şimdi bakın, the baby can neither speak nor walk. Bebek ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor. Bakınız. Can burada pozitif bir ifade, değil mi? Can burada pozitif. Ama anlam ne burada? Bebek ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor. Anlam kesinlikle negatif, değil mi? Yapamıyor yani bebek bunları şu anda. O kadar büyümemiş. Şimdi şu cümleye bakın. The baby cannot either speak or walk. Şimdi cümle olumsuz. Burada ve either'la kullanmışım. Or'la ve burada anlam da olumsuz. İkisinin anlamı birbirine tamamen aynı. Ve bunu Türkçeye çevirirken ya ya da diye çevrilmez. Yani çok garip olur çünkü. Bebek ya konuşamıyor ya da yürüyemiyor. Yani bu 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 çok saçma bir şey oluyor. Bebek ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor. Bu ikisi tamamen aynı anlama geliyor diyebiliriz. Evet, şimdi şu ana kadar linker'lara sadece bir giriş yaptık. Bu girişte de 3 linker türünden bahsettik. ve o 3 ana linker türüne uymayan paralellik bildiren yapılardan bahsettik şimdi kısa bir ara verelim O aradan sonra hemen zıtlık bağlaçlarıyla devam edeceğiz aradan sonra görüşmek üzere